Tolunay Hocam tebrikler. Artık yeni bir sayfa açtık diyebiliriz. 2001'ler, 2000'lerden ayrıldık ve yeni genç kardeşlerimize yeni bir takım oluşturduk. Bugün de yeni bir sistemle sahadaydık hocam. Nasıl özetlersiniz bu süreci? Şimdi saha dizilişleriyle çok önemli değil. Aslında biz sistemsiz oynamaya gayret ediyoruz. Üçlü oynamamızın sebebi ve önde özellikle forvet arkasında iki oyuncunun yani belli bölgelerde oynatmamızın sebebi elimizde çok fazla iyi stoper var ve forvet arkası oyuncularımız var. Kenar oyuncularımız hani bu seviyede değiller maalesef. İfade ettiğiniz gibi yeni bir grup var. Geçen seneden kalan 2002 ve 2003'lüler var. Onlar bize alışkınlar. Yeni gelen de arkadaşlarımız var. Bir harman yapıp oyun anlayışımızı bu hazırlık maçlarıyla iyi bir yere getirmek istiyoruz. İlk devreye baktığımız zaman çok iyi bir ümit milli takım var. İkinci devre oyunun belli bölümlerinde özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunma anlayışına geçmemiz ve reaktif bir savunma yapmamız, sadece kaleyi korumaya yönelik bir savunma yapmamız da bizim için aslında iyi oldu. Eksik kaldığımızda ne yapacağımızı görmek açısından. Tabii burada önemli olan şey işte bir genel düşüncemiz var. Onun da alt prensipleri ve alt prensipleri var. Özellikle daha iyi hücum etmeliyiz. Oyunun ofansif yönüyle çok fazla ilgileniyoruz biz. İşte pres yaparak, karşı pres yaparak en kısa yoldan, en hızlı şekilde ve önlem alarak karşı kaleye gitmek istiyoruz. Ya bunu da tabii oyuncular geçen seneden gelenlerin özellikle ofansif oyuncuların belli bilgileri var, hafızaları var. Şimdi yeni gelenleri de bunu oturtmaya çalışıyoruz yani. Hani üçlü ya da dörtlü oynamak çok önemli değil yani. Önemli olan prensipler. Şöyle o soruyu bir genişleteyim hocam. Bu yani milli takımımızın oyun düzeniyle %100 bağlantılı bir durum tercih değildi değil mi hocam? Yani elimizdeki oyunculara göre bir seçim yaptık ama dörtlü de oynarız, üçlü de oynarız. Şimdi Ahmet Can burada eksik, bizim için çok önemli bir oyuncu. İşte Serdar bugün gösterdiği performans önemli. Taha bizim için çok değerli. Emin çok değerli. Yani bunlardan ikisini oynatıp ikisini yedek bırakmak istemiyorum işin açıkçası. Oyunun birçok bölümünde oyuna hakim olan taraf bizdik, özellikle ilk devre. Fakat bu yeterli değil yani. Daha iyi olmamız lazım. Hocam milli takımımızın aldığı sonuçlardan sonra doğal olarak çok geniş kapsamlı eleştiriler, bir toplumdan bir tepki oldu. Bugün de iyi bir sonuç aldık ama bir kırmızı kart var, biraz tartışılır. Bu milli takım konusu, bakış açısı gene biraz sanki açıldı ara. Siz genç milli takım teknik direktörü olarak nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Ya şimdi süreç, hani ben milli takımla ilgili hiçbir yorumda bulunmam ama ben ancak üzülür ve sevinebilirim. Hani milliyetçilik duygularım çok yüksek. Hani bunu da her yerde bağıra bağıra da söylüyorum. Milliyetçi bir insanım. Aldığı sonuç üzdü bizi. Ama onun hocası, yönetim tekrar bu işi düzeltmek için elinden geleni yapacaklardır. Yani bize gelince bizim genç oyuncu gelişimi Türkiye'deki sorunlu işlerden bir tanesi. Antrenör eğitimiyle beraber. İkisinin birbirine iç içe gitmesi lazım. Yani önem vermemiz konulardan, vizyonumuzun ve misyonumuzun bu olması gerektiği çok aşikar. Bugün oynayan oyuncuların birçoğu süre almıyorlar. Yani 21 yaş altı olan oyuncularımızın aslında yaptığımız değişiklikler de biraz yoruldular. Özellikle çok fazla pres istiyoruz. O presi yapamadıkları için yoruldular. İkinci devre değiştirmek zorunda kaldık. Az süre alıyorlar. Belki herhalde Avrupa'ya baktığınız zaman 21 yaş altında oynayan en az oyuncu bizim ülkede. Bu büyük bir problem. Bu problemi sadece ben değil, herkes düşünmesi ve çözmesi lazım. Yani. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeniz için başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Kerem Cam'la söz tekrar sende. Ahmet Selim Kul Tolunay Kafkas'la karşılaşma sonrasında bir aradaydı. Tolunay Hoca'nın yapmış olduğu açıklamaları da sizlerle paylaştık. Milli takım üstüne konuşuyorduk. Kemal Belgin'deydi söz. Yani milli takımın, A milli takımın o gruptan terfi edip, değil mi, terfi oluyor. Evet. B grubuna yani çıkmasını. Yani övmenin bir manası yok ya. Çıktık, o kadar. Yani. Ama yapmamız gereken bir şeydi. Yani, tereddütsüz bir yani şekilde. Yani TRT'de bir program var işte öğlen saatlerinde, hafta arası. Ya arkadaş diyor ki çıktık ya ne olacak diyor Lüksemburg. Ayıp ya. Ayıp. Yani bu kadar küçük bir şeyle mutlu olmak yanlış.
Yani elbette pozitif, olumlu bir şey yaptık. Ama biz eğer övüneceksek A liginde namağlup lider şey olduğumuz zaman övünelim. Ben onun peşindeyim. Ben onu arıyorum. Evet. Ama onun için de tabii önce B liginden C ligine düşmemiş olmak gerekiyordu. Ha, başka. Düştük, çıktık. Hocam Kuntz Hoca eleştiriliyor. Özellikle son iki maçtaki neticeler üzerine çok fazla konuşuluyor. Ama bir yandan da hafızamızı yokluyorum. Yokluyor. Kendi hafızamı yokluyorum en azından. 97'den beri aşağı yukarı milli takımı takip ediyorum. Futbol takip ediyorum. Hiçbir milli takım hocasından bir seneden daha uzun bir aralıkta mutlu olunduğunu da hatırlamıyorum. Maksimum bir senedir. Bunun ömrü, milli takım hocasının insanların aklındaki ömrü. Bu da bir bizim problemimiz mi sizce? Çözmemiz gereken bir aşama mıdır? Çözmemiz gereken bir konu mudur? Yoksa Kuntz özelinde bu memnuniyetsizlik normal mi? Kesinlikle bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de o. Biz maalesef ilişkileri çok çabuk eskitiyoruz. Bu sadece milli takımda değil, kulüplerde de aynı. Bir kulüpten örnek vereyim. Yeni bir hoca gidiyor. Dünyanın en iyi hocası, futbolcuların en çok sevdiği hoca. Böyle gayet güzel bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Bazen hazırlık dönemi daha bitmeden yavaş yavaş o ilişki eskimeye başlıyor. 3 ay sonra hocanın gitmesi için belki de katkıda bulunan o kulüp görevlileri var ama yönetici ama futbolcular. O yüzden biz uzun süreli hep istikrardan bahsederiz ama istikrarı içeren bir program, bir plan yapmayı maalesef beceremeyiz. O planı birileri yapsa bile o plana uyarak çalışmayı maalesef beceremeyiz. Sonuçta eğer birlikte olduğumuz o dönemde başarısızlık varsa hemen bir suçlu ararız. Genelde zaten bunlar teknik direktörlerdir. Evet. O yüzden ilişki eskimiştir. Hatta tam tersi biz başarılı olduğumuz zaman bile bu ilişkiyi eskitiyoruz. Çünkü başarıyı pay etmeyi de bilmiyoruz. Bazı teknik direktörler başarıdan kendilerine pay çıkardığında futbolcular bundan son derece rahatsız olurlar. Şöyle bir örnek vereceğim. Türkiye'nin büyük bir kulübünde şampiyonluk yaşadık. O kulüpte şampiyonluğu ben elde ettim tarzında yaklaşan yöneticiler gördüm. Teknik adamlar gördüm. Futbolcular gördüm. Ya bir türlü o şampiyonluğu biz takım olarak elde ettik diyen kimsenin olmadığı, en iyi ben hoca, yaptım en iyi diyen... hoca bende diye kasasını okşayan başkan gördüm ben. Hayır, ben bir yöneticinin, bir yakınının o şampiyonlukta takımın başında bulunan teknik direktöre ya takımı sen mi şampiyon yaptın? Takımı benim oğlum şampiyon yaptı dediğini de biliyorum. Yani kısacası maalesef biz bu ilişkileri eskitiyoruz. O yüzden Kemal abi son konuştuğu için ondan söyleyeyim. Yapmamız gereken tedaviler var dedi. O tedavileri Güven abi başka sözcüklerle ifade etti. Türkiye'de herkesin bu işlerde başarısızlıkla payı olduğunu, herkese görevler düştüğünü ve herkesin de bu görevleri yapması gerektiğinden bahsetti. Ama biz milli takım sorumlularından, federasyon başkanı, federasyon dahil bu görevlerin ne olduğunu ben kendi adıma duymak istiyorum, bilmek istiyorum. Hı hı. Evet, Kuntz dedi ki benim gitmem hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Türk futbolunun gerçeği bu. Evet, o giderse bu gerçekler değişmeyecek. Ben onu biliyorum. O yüzden ben Kuntz'a iki maç kazanamadık diye gitsin açıklamasında bulunmayacağım. Ama onun bu var dediği gerçekleri değiştirmek için bir senelik buradaki görev süresince ne yaptığını sormak istiyorum. Ben Kuntz'ta bunu göremediğim için Kuntz'u sorgulamaya veya onu eleştirmeye başlıyorum. Hı hı. Çok da güzel bir açıklama yapmış. Bana verilen destekler için teşekkür ediyorum. Ya ona kimler destek verdi gerçekten merak ediyorum. Eleştirileri de, yapıcı eleştirileri de dikkate alıyorum diyor. Eleştiren çok kişi var ama o desteği kimler verdi? Samimi söylüyorum. Çok kişi olduklarını da salmıyorum. Bizde yani herkes bir algı yaratma peşinde. O algı şimdi milli takımda da çok güzel bir şekilde yapılacaktır. Sende en önemli şey Ahmetciğim tabeladır. Şimdi tabela iyiyse Kemal abi doğrudur. Ben tabelaya bakmadan Kuntz milli takım birlikteliğinin doğru olmadığını düşünüyorum. Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı.